Evet arkadaşlar. Şimdi 216'da gördüğünüz gibi fa diyez, do diyez, sol diyez var donanımda. Bu la majör. Etüdümüz 6-8'lik. Onun dışında genelde 6 bağ çalıyor eserimizi. Başta tabii bir çalış stili var gördüğünüz üzere yukarıda. Orada tek tek söylüyor arkadaşlar. Hani detaş ediyor. Yay bağ kullanmadan tek tek hepsini çalın. Zaten çalışma stilini de anlatmıştık. Öncelikle yavaş bir metronomda alıyorsunuz. Sonradan hızlandırıyorsunuz. Bunu unutmayalım. Örneklememe gerek yok. Tek bağ oluyor zaten. Gelelim. Çok atlama sesler var. Bunlara kesinlikle dikkat edin. Onun dışında mesela ilk dizeyin ikinci ölçüsünde şöyle bir şey var. Hani normalde kalıbımız buydu ya. Hani işte do diyez var, re var. Re diyez yapıyor orada. Yani şöyle bir şey aslında. Re diyez yapıyor. Ardından bir daha re gelen re de re diyez olmuş oluyor. Natural gelmediği için. Ama sadece bu ölçü içerisinde geçerli. Bunu unutmayalım. Bu bir. Diğer bir arıza altere sesimiz var. O da tabii doğal olarak si. Aynı şekilde si'de. Burada da si diyez var. İşte la, si, do diyez, re yapıyoruz ya. Burada şu do. Aslında si diyez do olmuş oluyor. Yani şu hareket yapıyor. Şurası olmuş oluyor. Si diyez. Aynı şekilde mesela mi diyez de var. O da mesela nerede? Örnek bir alttan 3. dizek ilk ölçüde de var yani. O da sol diyez olduğu için şu şekilde aslında mi bu ama mi diyez dediği için şuraya geliyor. Şöyle bir buralarda seslere çok dikkat edin. Kayma olasılığı çok fazla. Bir tek bir şey daha var. O da re diyez var arkadaşlar. En son dizek ilk ölçüde. O da zaten hatta en başta başladığım zaman ilk ölçüde de var. Şöyle bir şey yapıyoruz yani. Mi, re diyez. Parmağımızı kaydırıyoruz. Sonra fa diyez mi derken normale dönüyor pozisyonumuz. Sadece basıp geri dönüyoruz. Onun dışında başka bir şey yok arkadaşlar. 216'yı çalıyorum. Thank you.
Bu şekilde bitiyor arkadaşlar.